Allah, ben istiyorum ki herkes özgür olsun kardeşim. Herkes konuşsun ya. Niye konuşma? Niye konuşmayayım ya? Sen kimsin? Oy veren benim ya. Senin getiren benim ya. Senin götürmem de biliyorum ya. Tamam, eğer iyi işine yaptınsa teşekkür ederim. Şeyi de yapmaz, sen güle güle derim. Tanrım sen ya gide oyumu verim ya özgürce. Niye ben ya şey olsun bulsun değil kardeşim. Özgürce yaşamak. Dünyada bir daha gelmeyeceğiz. Ah, insanca yaşamak varken niye? Biz niye ya? Niye geçinmiyoruz kardeşim? Hepimiz de kardeşiz. Aynı bayrağın altında. Aa, şuymuş buymuş. Hepsi hikaye. Beni ilgilendirmez. Sen orada konuşuyorsun, ondan sonra gidiyorsun. Kol kola girip gidiyorsun. Peki halkın ne suçu var? Yani benim dile getirdiğim bu vatandaşların tüm isteklerin yerine gelmesi, artık yani insanlar rahat nefes, rahat bir şey almalarını istiyorum yani. Çünkü ben de bir öğrenci olarak ve okuyamıyorum bak, açık öğretim diye sınav ücretim bile yatıramadım yani, düşün. Ama gerçekten öğrencilerin, vatandaşların, yaşlıların bu engeli kalmasını istiyorum yani. Kalksın ortadan tamamen. Umarım daha güzel günler gelir. Umarım her şey daha güzel olur. 2022 umutla bekliyoruz. Daha güzel olur inşallah. Yani umudumuz, tek umudumuz o. Sani abim ne diyeyim yani, bu vatan bizim, bu memleket bizim. Ne diyeyim yani, bu milletimize yazık günah yani. Bu milletimiz bu çileyi çekmeye mecbur değil yani. Bu devletimiz çaresine baksın yani bu zamların. Zabıtamız var, polisimiz var, kolluk kuvvetimiz var. Marketlere, 5 marketlere girsinler, cezayı kessinler. 50 milyar değil, 200 milyar kessinler yani. Değil mi? Bu milletin sırtından bu kadar zengin oldular bu marketler. Niye böyle yapıyorlar yani? Sebep ne yani? He? İşte son söyleyeceğim bunlar yani. Yo, ben ne diyeyim? Her şey göz önündedir. Her şey göz önünde değil mi? Herkes de bunu görmüyor. Türkiye herkese görüyor. Ya ben şimdi şu 2022, ben muhalefetin 5 benzemez diye dalga geçtikleri muhalefetin daha yapıcı, daha demokratik adımlar atarak ülkeyi bu çıkmazdan çıkarmalarını bekliyorum. Çünkü toplumun artık umut edecek bir noktası da kalmadı. Çünkü eskiler bir 20 yıldır bir parti iktidarda, iyisiyle kötüsüyle bir şeyler yaptı, yapmadı, o tartışılır. Bana göre yapmadı. Şu muhalefetin daha agresif çıkışlarda bulunmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde devam edeceğine inanmıyorum yani. Adalet desen adalet yok. Herkes kendi adaletini kurmaya çalışıyor. Bu bir. Benim tek düşüncem, sabah kalkıp işime gidebiliyor muyum? Akşam geldiğim zaman evime 2 lokma ekmek getirebiliyor muyum? Benim için önemli olan bu. Yani benim özgürlüğüm bu. Çalışabiliyorsam, evime 2 lokma ekmek götürebiliyorsam benim özgürlüğüm bu abi. Her şeyim, başka hiçbir şeyim yok. Başka bir şey düşünmek de istemiyorum. Çünkü artık düşüne artık beynimiz gitmiş. Neyi düşüneceğiz? Abi düşünüyorum de ben bugün ben çocuğumun hani boğazına 2 lokma getireceğim ki yarınımı göreyim. Ya 20 senedir bu adamlar iktidarda. Tamam dayı. Ya yaşlar memleketi yandı, köz gibi yandı, daha ne olacak yani? Biz de onu söylüyoruz zaten. Diyoruz ki 20 sene... Yine cekesini korsa kazanır diyorsun ya. Nasıl kazanacak bu adam? Abi kazanır abi, bu adam ne yaparsan yap kazanır. Kazanmaz. Bitti o iş. Geçen seçimde de duyduk. Bitti. Yani o geçen seçime bakma, millet inim inim inliyor. Böyle ekmek kuyruklarında. Anası ağlıyor. Kimin anası ağlıyor? Milletin anası ağlıyor. Biz de onu söylüyoruz zaten. Bizim anamız ağlıyor. Adamların ağlamıyor ki. Ellerim kırılaydı diyor. Ben buna vermeyeydim diyor. Tamam. Kime anladın vereceksin? Mı? Tamam dayı, sana soruyor. Kime vereceksin? Kime vereceksin? Kime vereceksin? CHP'yle İYİ Parti'ye vereceksin. Tamam, biz de zaten istiyoruz ki yani bir iktidar bir değişsin. Bir şeyler olsun. Biz de istiyoruz. Ama diyoruz ki abi olmuyor. Olur, olmuyor değil mi? Ne dersen de olmaz. Şunu söylemek istiyorum. Bence ben mesela kendim inşaat sektöründe çalışıyorum. Hani bir amele ihtiyacım var. Örnek olduğu zaman hani kahvelerde boş oturan binlerce insan var. Hani her kahve tıklım tıklım dolu. Ne bekliyorlar? İyi bir maaş bekliyorlar, iyi bir iş bekliyorlar. Bence boş vakitlerine, yani boş kahvede bekleyeceklerine, hani eşinin, kızının, çoluğunun, çocuğunun rızkını orada kahvede, kumar masasında yiyeceğine, yani bence 4000 liralık bir asgari ücretle çalışsa, hiç olmazsa en azından yani bir faydası olur. Bir alışveriş yapar, para kazanır, markete gider market kazanır, toptancı kazanır. Yani bir şekilde bir düzenleme olabilir. Ama böyle kahvelerde boş oturarak bu ülke ne kurtarılır ne de batırılır. Yani bence çalışsınlar. Boş duracakları yerde çalışın derim.
Vallahi ben Türkiye'nin bugünkü sosyoekonomik yapısında gözünde bulundurduğum zaman yani inşallah düzelir. Hani bunları ekleme olarak söylüyorum. İnşallah düzelir. Yani halkımız bir refah seviyesine kavuşur. Bu işsizlik, bu perişanlık, bu gençlerin işte işkur kapılarında böyle evet kuyruklar oluşturması, bir umut. İnşallah bunlar hepsi çözülür. Ben tek kelime söylüyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Daha bundan daha başka bir şey demiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin ama durumlar iyi değil. İnşallah önümüzdeki sene bu seneden daha iyi olur. Hastalıktan da, koronadan da, omikrondan da, her şeyden de Allah sonumuzu hayır etsin.